Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf birinci fasikülümüz olan, madde fasikülünün son testi olan şampiyon testini çözüyoruz. Kütle hacim grafiği vermiş. Hangisi yanlıştır? Birinci aralıkta kütle artarken hacim de doğru orantılı bir şekilde arttığı için arkadaşlar birinci aralıkta öz kütle nedir? Sabittir. Üçüncü aralıkta da yine öz kütle sabit bir değerdedir arkadaşlar. Tabii daha düşük bir değerdedir. İkide ise kütle değişmeden hacim arttığı için o zaman burada öz kütle ne yapıyordur? Azalıyordur. Öz kütlenin azalması nedir? Sıcaklıktır. Demek ki ikinci bölgede sıcaklık artıyor. 1 ve 3'te ise arkadaşlar öz kütle değişmediği için birinci bölgedeki sıcaklıkla üçüncü bölgedeki sıcaklık da nedir? Sabit bir değerdedir. Yani madde normal bir maddedir. Sıcaklığı değişmiyordur. Sonra maddenin sıcaklığını arttırdık. Öz kütleyi azalttık. Sonra daha sıcak bir ortamda yine sabit dedik. Birinci aralıkta öz kütle sabittir. Doğrudur. İkinci aralıkta sıcaklık artmaktadır. Doğrudur. Birinci aralıkta öz kütle üçüncü aralıkta öz kütleden büyüktür. Evet, sonuçta grafiğin eğimi daha fazla. Şu eğim daha büyük olacak. Sonuçta kütleye ne kadar yakınsa öz kütle o kadar fazladır. Üçüncü akta öz kütle sabittir. Doğru. Üçüncü akta cisim ısı almaktadır. Hayır. Üçüncü akta sıcaklığı değişmedi. Öz kütle sabit olduğu için sıcaklığı değişmeyecek. Yanlış olan Edirne'dir. Bir kap suyla doluyken 350 gram. Öz kütlesi 1,5 olan sıvıyla doluyken 450 gram oluyor. Boş kütleyi soruyor. Şimdi 350 gram nedir arkadaşlar? Oradaki şişenin kendi kütlesi vardır. Bir de içerideki suyun kütlesi vardır. Suyun kütlesinden nereden bulacaksın? Öz kütle çarpı hacimden bulacaksın. Suyun öz kütlesi 1. Hacmi de o şişenin alabileceği hacim kadar. 1,5 olan sıvıyla doldurduk. Kaç gram geldi? 450 gram geldi. 450 gram nedir arkadaşlar? Şişenin kütlesidir. Artı içerideki sıvının kütlesi. O da öz kütlesi 1,5'la hacmi V'nin çarpımı olacak yine. Yukarıyı eksiyle çarpı taraf tarafı toplarsam arkadaşlar ne olacaktır? Şişeler gidecek. O zaman 0,5 ve 100 çıkacak. Dolayısıyla her tarafı 0,5'e bölersek, yani 2 ile çarparsak daha doğrusu, V hacmini 200 olarak buluruz. Şurada V yerine arkadaşlar 200 koyduğumuz zaman da şişenin kütlesi ne olacaktır? Şişenin kütlesi 150 gram çıkacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Bir sıvı K yüzeyini ıslatabilirken L yüzeyini ıslatmıyor. Buna göre K yüzeyi ile arasındaki adezyon kuvvetinin büyüklüğü F ise. Arkadaşlar adezyon pardon 2F ise ıslatabildiğine göre demek ki burada kohezyon kuvveti kesinlikle nedir? 2F'ten daha küçüktür. L yüzeyi arasındaki adezyon kuvvetinin büyüklüğü ne olabilir? Şimdi L yüzeyini ıslatmıyorsa arkadaşlar ne olacaktır? Orada adezyon kuvveti yani L yüzeyi arasındaki adezyon kuvveti kendi sıvı molekülü arasındaki kohezyondan küçük olacak. Kohezyon kuvveti 2F'den küçük olduğuna göre buradaki adezyon 2F'den çok daha küçük olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 2F'den daha küçük olacağı için yalnız 1 olacak. Bir sıvıya ait kütle hacim grafiği vermiş. Hangi aralıkta nasıl değişir? Arkadaşlar burada ne yapmıyor? Kütle artarken hacimde doğru orantılı arttığı için öz kütle değişmiyor. 2'de kütle değişmiyor. Öz kütle dediğimiz kütle bölü hacimdi. Kütle değişmiyor ama hacim arttığı için öz kütle ne yapıyor? İkinci aralıkta azalıyor. 3'te kütle de artıyor, hacim de artıyor ama parabolik bir şekilde arttığı için yani ne oluyor arkadaşlar? Burada hangisi daha fazla artıyor? Bu grafik dikkat edersen biraz sonra şu duruma doğru geliyor. Yani kütle daha hızlı artıyor, hacim o kadar hızlı artamıyor. Yani kütle daha çok arttığı için öz kütle ne yapacaktır? Artacaktır. 4'te ise grafik şu duruma doğru geliyor. Parabolik kütle de artıyor, hacim de artıyor ama hangisi daha çok artıyor arkadaşlar? Bir süre sonra kütle fazla değişmezken hacim daha çok artıyor. Yani burada hacimdeki artış kütledeki artışa göre çok daha büyük olduğu için burada ise öz kütle azalmış olacak. Değişmez, azalır, artar, azalır şeklinde cevabımız Bursa'dır. Bir sıvı maddelerin yüzey gerilimi değeri tabloda verilmiş. Buna göre hareket eden bir böcek sıvı yüzeyine hangi sıvıda en kolay hareket? Şimdi en kolay hareket etmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Yüzey geriminin en büyük olması lazım. Bunların içinde yüzey gerilimi en büyük olan kim diye bakacağız. Kimdir? Sudur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Su olacak. Bir miktar sıvı şekildeki KL tüplerine konulunca sıvı ile K tüp arasında adezyon kuvveti 3F, sıvı ile L tüp arasındaki adezyon kuvveti 1F. Buna göre kohezyon kuvveti de 2F. Şimdi kohezyon 2F'miş. K tüpü ile arasındaki adezyon 3F'miş. Yani burada nedir? Burada adezyon kohezyondan daha büyük. Ama burada kohezyon 2F iken sıvı ile L tüpü arasındaki adezyon kuvveti 1F. Yani burada ise kohezyon adezyondan büyük olacak. Adezyon daha büyük olduğu için o zaman burada yüzeye daha çok yapıştığı için iç bükey bir şekil alırken. Burada ise kohezyon daha büyük olduğu için burada dış bükey bir şekil alacaktır. Cevabımız ne olacaktır? Cevabımız Edirne olacaktır. Bir kapta bulunan 450 santim hacmindeki su ile dolduruluyor. Kabın öz suyu pardon suyun öz kütlesi 1 olduğuna göre buzun öz kütlesi 0,9 olduğuna göre su dondurulduğunda oluşan buzun hacmi ne kadar?
Şimdi arkadaşlar su buza dönüşse dahi ne yapmaz arkadaşlar? Madde miktarı değişmediği için kütle değişmez. Değişen orada nedir? Hacimdir. Peki şöyle düşün. Burada suyun hacmine kadar suyun hacmi 450 cm3. Öz kütlesine kadar öz kütlesi 1. O zaman elimdeki su kütlesini bulursam su md ile v'nin çarpımı olduğu için 450 gram olacak. Peki bu donduğu zaman, buza dönüştüğü zaman madde miktarı değişmediği için su kütlesiyle buz kütlesi ne olacak? Yine aynı olacak. Yani buzun kütlesine ne? 450 gram. Yalnız buzun öz kütlesi kaç arkadaşlar? 0.9, yani 9 bölü 10 gibi düşünebilirsiniz. O zaman buzun hacmi ne olacaktır? Yani zaten su donup buza dönüştüğü zaman hacmi artıyor ki öz kütlesi ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla o buzun hacmi bir kere 450'den daha büyük olması gerekiyor. Peki burada hacmi nereden bulacaksın? Hacmi kütle bölü öz kütleden bulacaksın. E kütlemiz 450 gram. Sonuçta madde miktarı değişmediği için kütle değişmiyor hal değişim sırasında. Ama öz kütlesi ne oldu? 9 bölü 10 oldu. Buradan ne çıkacaktır buzun hacmi? 500 santimetre küp çıkacaktır. Cevabımız Denizli olacak. X maddesinin 2T, Y maddesinin 3T, Z maddesinin 4T sıcaklığı öz kütleleri birbirine eşit. Diğer de işte aynı olduğu bir ortamda 3T sıcaklığında maddelerin öz kütlesi. Arkadaşlar şöyle düşün. 3T sıcaklığında bunların öz kütle değerine ben ne diyeyim? Hepsine D diyeyim. D diyeyim. Y 3T'de de ne olacaktır? Yine aynı öz kütle değerinde olacaktır. Yani Y'nin öz kütlesi yine D değerinde olacaktır. Ama X 2T sıcaklığında D öz kütlesindeydi. 3T'ye çıkarınca sıcaklık arttığı için öz kütle ne yapacak? Azalacak. O zaman X'in öz kütlesi kesinlikle D'den küçük olacaktır. Z'de 4T sıcaklığında öz kütlesindeydi. 3T sıcaklığına getirdiğim zaman soğuttuğum için, sıcaklık azaldığı için öz kütlesi ne yapacak? Öz kütlesi artacak. Z'ninki de D'den büyük olacaktır. Yani Z büyük, Y büyük, X şeklinde öz kütleleri ne yapabilirsin? Sıralayabilirsin. Silindirin yarı çapı ve yüksekliği iki katına çıkarılıyor. Kütle. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Bunun hacmi nedir? Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliği h'tır. Biraz sonra ne yaptık? Yarı çapını iki katına çıkardık. Bir de yüksekliği de iki katına çıkardık. Yani ne oldu? Pi çarpı 2r'nin karesinden 4r kare çarpı 2h'tan 8 pi r kare h oldu. Yani hacim ne yaptı arkadaşlar? 8 katına çıktı. Zaten yükseklik ve yarı çapı iki katına çıkarmak demek ne demektir? Cismin boyutunu iki katına çıkarıyorum demektir. Hacim boyutun neyiyle orantılı? Boyutun küpüyle orantılı. Dolayısıyla bu adamın hacmi ne yapar? Hacmi 8 katına çıkar. Madde miktarı değişmediği için, yani öz kütle değişmediği için ne olacaktır? O zaman kütle de 8 katına çıkacak öz kütle değişmediği için. Kütlesi katına çıkar? Hayır. 8 katına çıkar. Kesit alanı, alan dediğimiz şey boyutun neyle orantılıydı? Boyutun karesiyle orantılıydı. Yani kesit alanı dediğim şey burada pi ile kareydi. Yarı çapı 2 katına çıkardığım için 2'nin karesi 4 olduğu için kesit alanı 4 katına çıkar. Dayanıklılık ise nedir? Kesit alanı bölü hacim oranıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ben boyutu 2 katına çıkardığım için kesit alanı 4 katına çıktı ama hacim ise 8 katına çıktı. Dolayısıyla ne olacaktır dayanıklılık? Yere inecektir. Veya düzgün cisimler olduğu için silindirin dayanıklılığı direkt 1 bölü yükseklikti. Yükseklik 2 katına çıktığı için dayanıklılığı ne yapacaktır? Yere inecektir. Cevabımız Denizli olacak. Hacmi 800 olan bir kap tamamen sıvı ile dolu iken özdeş kürelerden 3 tanesi bırakılıyor ve kaptan 160 cm3 su kaldık. Göre demiş. Arkadaşlar 800'den 160 cm3 su kalmışsa gerisi dışarı taşmıştır. O zaman ben burada dışarıya taşan suyun hacmini bulursam ne yapacağım? 800'den 160'ı çıkaracağım. O da ne çıkacak? 640 cm3 çıkacak. Demek ki 640 cm3 sıvı ne yapmış? Taşmış. Peki şöyle düşünün. Bunun yarısı batmış ya. Bu kürenin yarı hacmine V dersem, bunların tamamı battığı için bunların hacmi 2V, 2V'dir. Yani dolayısıyla sıvının içinde kapladığı yer ne kadar kürenin? 2V, 2V, V de burası. Toplam 5V. O zaman 5V'lik hacim yer kapladığı için bu kadar sıvı taşır. Yani taşan sıvının hacmi o kürenin sıvıya batan hacmine eşit olacak. Dolayısıyla 5V'lik hacim 640 cm3'tür. O zaman V dediğim şey 640'ı ne yapacağız arkadaşlar? 640'ı 5'e böleceğiz. Ama bir kürenin hacmi ne kadar? Bir kürenin hacmi bunun 2 katı arkadaşlar. Yani 640'ı 5'e bölersen ne olur? 14. 14'te 5. 2 defa var. 10 oldu. 40'da 5. 8. 128 santimetre küp. Bu V'nin hacmi. Bir kürenin hacmi ise ne kadar? Bir kürenin hacmi ise 2V'den oluştuğu için bunun 2 katı. Bunu 2 ile çarparsak arkadaşlar ne olacak? 256 santimetre küp olacak. Ama ona kürenin hacmi değil, yarı çapını soruyor. Yarı çap ise 4 bölü 3 pi çarpı r küptü. Pi 3 alırsam şu 3'ler sadeleşir. 256 eşittir 4 r küp dersem, her tarafı 4'e bölersem r küp ne olacaktır?
25'i 4'e bölersek 6 kere var. 24, 16'da 4 var. Neyin küpü 64'ü verecektir? 4'ün küpü. Demek ki bizim yarı çapımız neymiş arkadaşlar? 4 santimmiş deriz. Düşey kesişim çekirdeki olan XY kaplarında 2D ve D özkütle sıvılardan 4 ve 6 ve alüminyum var. Birinden diğerine bir miktar sıvı konumunda kaptaki sıvı kütlelere eşit olmuş. O zaman benim amacım sıvı kütlelerine eşit demek. Kütle demek de ne demek? Özkütle ile hacmin çarpımı demek. Yani bu kapta ne kadar kütle var? D çarpı V'den 8 develik kütle var. Bu kapta ne kadar kütle var? 6 deve var. Yani elimde toplam ne kadar kütle var arkadaşlar? 8 artı 6, 14 develik kütle var. Ve son durumda ne olması lazım? Bu kütlelerin iki kapta da eşit kalması lazım. Yani 14 deveyi ne yapacaksın sen? 2'ye böleceksin. 7 deve 7 deve olacak. Demek ki ben x'ten y'ye ne yapacağım arkadaşlar? X'ten y'ye bir develik kütle alacağım ki 8'de bir deve alınca 7 deve insin. Bu da 6 deveydi. Bir deve ekleyince bu da 7 deveye çıksın. Kütleler eşit olsun. O zaman hangi kaptan kaç ve hacimde sıvı aldık? O zaman biz kimden aldık? X'ten aldık y'ye. Ne kadar aldık? Bir deve. Ama bu aldığım bir deve bunun kütlesi arkadaşlar. Öz hacmini bana ise hacmini soruyor. Peki aldığım sıvının kütlesi, aldığım sıvının öz kütlesi ile aldığım sıvının hacminin çarpımı eşit. Aldığım sıvı bir develik kütle. Aldığım sıvı x sıvısı olduğu için öz kütlesi 2D. O zaman ne kadar hacimde aldık? Her tarafı 2'ye bölersek o zaman demek ki ben V bölü 2 hacminde ne yaptım? X'den Y'ye V bölü 2 hacminde sıvı almış oldum. Cevabımız Denizli olacaktır. Şampiyon testini bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.